Merhabalar, bu videoda deney kart ile OLED ekranı nasıl kullanacağımızı anlatacağım. İlk uygulamamız Arduino IDE üzerinde olacak. Şimdi OLED ekranlar şu şekilde üzerinde pikseller bulunan, her bir piksele de ayrı ayrı erişebileceğimiz, üstüne işte yazılar yazıp hatta resimler bile ekleyebileceğimiz modüllerden ibaret. Bunu da nasıl yapacağımızı, yani resim kısmında nasıl piksellere dönüştüreceğimizi de anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada elimizdeki OLED ekranı düşündüğümüzde, bak şöyle nedir diye aradığımızda bunlarda da bununla ilgili de detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Şu şekilde renkli ekranlar, her bir piksele farklı şeyler yazarak burada istediğimiz gibi çıktılar elde edebiliyoruz. Bağlantıyı yaparken deney kartının buradaki İKRC bağlantıları olan SCL ve SDA pinlerine bağlıyoruz. Nasıl yapmışız? Bağlantıyı GND, GND'ye bağlanmış. Tabi burada bir hata var. Burada mutlaka 3.3 volttan almamız lazım. Bunu gördüğümüzde iyi oldu. Çünkü 5 volt pini OLED ekranımıza zarar verebilir. Yani burayı fark etmek güzel oldu. Şimdi şöyle getirelim şunu da. Bakın bağlantısını çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. SCK dediği. Şimdi burada SCL'yi SCK'ya bağladık. SDA'yı da SDA pinine bağladık bağlantı yaparken. Gücü verdiğiniz zaman herhangi bir parlaklık ya da çıktı alamazsınız. Doğru bir şekilde kodlar yüklenip çalıştığı zaman çıktı elde edebiliriz. Bakın şu an enerjiyi başlatsam dahi şu anda enerji var. Ancak herhangi bir şekilde biz buradan çıktı alamıyoruz. Normal LCD'leri düşündüğümüzde bağladığımız zaman LED ışıkları yanıyordu. Şimdi kodlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın burada bizim ihtiyacımız olan iki tane kütüphane var. Bu kütüphaneleri nasıl yükleyeceğimizi ve nasıl kullanacağımızı şimdi anlatacağım. Bu kullanacağımız kütüphaneler, birincisi Library Ekre kütüphaneleri yönet diyorum. Buraya girdiğim zaman açılsın. Evet. Şimdi birincisi GFX kütüphanesi. Şuraya GFX yazalım. Bunu yazdığımız zaman Adafruit tarafından geliştirilmiş bir tane GFX kütüphanesi geldik. Şöyle yukarı çıkalım. Şu Adafruit GFX Library diyor. Adafruit tarafından geliştirilmiş. Birincisi bu. Buna ihtiyacımız var. Diğer kütüphanem ise, kullanacağım kütüphane ise burada gördüğünüz Adafruit SSD 1306. Bunu aramamız lazım. Bunun için de şuraya SSD 1306 yazalım. Bakın yine burada, yukarı çıkalım bakalım hangisiymiş. Bu da bir takılma oluyor ama. Evet, şurada gördüğünüz kurmuşum. Adafruit'in yine geliştirdiği SSD 1306 isimli kütüphaneyi yüklüyoruz. Sonra benim elimdeki OLED ekran 128'e 64'lük bir OLED ekran. Bunu belirlememiz gerekiyor. Yani genişliği ve yüksekliğini. Sonra setup kısmında, void setup kısmında yapacağımız bazı ayarlamalar var. Eğer display başlamazsa tekrar başlaması için burada sonsuz döngüye sokabilirsiniz. Yani aslında bu kodların da burada olması gerekiyor. Başladığı zaman ekranı temizleyecek. Sonrasında bakın şunların çoğu gereksiz zaten. Ben bunları da internetten bulmuştum. Silmekte fayda var. Zaten aynı işlemleri şurada tekrar tekrar yapıyor, clear işlemlerini. Şimdi bakın burada yazılan metnin boyutu var. Bir boyut. Bunu, yani yazılan metni büyütebiliriz. Bu pek işe yaramıyor ama yine de dursun. White diyor. Şimdi diyorum ki ben sıfırıncı satır sıfırıncı sütundaki piksele buradan başlatarak satır 1 yaz. Sonra sıfırıncı sütun 10. satırdan itibaren satır 2 yaz. Sonra 20. satırdan itibaren satır 3 yaz. Bunları alt alta yazacak. Hemen başlatalım. Kodları yükleyelim bakalım. Herhangi bir sıkıntı çıkacak mı?
Evet, biraz uzun sürdü derlenme işlemi. Şu an yazma işlemi başladı ve yüklendiğini gördük. Burada gördüğünüz gibi şurada satır 1, satır 2, satır 3, satır 4 şeklinde yazdı. Yani burada yazılan metin buraya yazdığımız println komutuyla yazdığımız şeyleri yazıyor. Şimdi yazının boyutunu büyütmek istiyorum. Text size'ı 2'ye getirdim. Ancak burada üst üste binmeler olabilir. Yine de biz bir bakalım. Bunu da bir derleyip yüklesin. Tabi derleme işlemi biraz da uzun sürüyor burada. Evet, başladı. Şu an yazdı. Tabi satırlar üst üste bindi. Şuraların arasını açmak lazım. Yani şurayı artık iki katına çıkardığımız zaman 20'den başlasın. Buna 40'tan başlasın. Buna da 60'tan başlasın diyeceğim. Ama 60'tan başlayanı tabii biz görüntüleyemeyeceğiz. Yine de biz bir kodları yükleyelim buraya. Evet, başladı yükleme işlemi. Bakalım çakışmaların önüne geçebileceğiz mi? Tamamlandı. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha net bir şekilde burada satır 1, satır 2, satır 3 yazdı. Yani şunu anlıyoruz. Buradan yazdığımız metnin boyutunu da değiştirebiliriz. Şimdi bununla ilgili güzel bir uygulama gördüm. Şimdi şöyle bir site var. Buradaki kodlar da çalışıyor. Dileyen arkadaşlar için de sonradan da paylaşabilirim. Buradaki özellik, bakın, bir resim girdiğinizde bu girdiğiniz resimle ilgili bizi bir siteye yönlendirip, bakın şurada, bununla ilgili bunların hex kodlarını bize veriyor. Nasıl çalışıyor? Hemen buna bakalım. Şurada online bir tool diyor. Hemen işte Iron Man demiş. Biz de Iron Man bulalım. Bakalım nasıl olacak. Görsellere girdik. Şöyle çok basit düzeyde, bakın, bir maske resmi. Tabii burada kopyalayalım bunu. Kenarlarını temizlemekte fayda var. Başlamışken onu da yapalım. Dosya. Yeni diyelim şöyle. Bayağı da büyükmüş aslında resim. Evet. Şuradan bir kırpma işlemi yapalım. Şöyle. Masa üstüne kaydetsin. Acaba bu herhangi bir format bize sıkıntı çıkaracak mı? Başlıksız PNG olarak kaydet. Tamam dedik. Şimdi şu siteyi açtık. Buradan dosyalara seç diyelim. Şu resmi alalım. Bakalım bize generate code neden vermedi? Yükleyemedim acaba. Şunu remove yapalım. Evet, şura orijinal. Buraları bir şey yapmadık. Bize burada görüntü vermedi. Arduino kodunu verecek. Hemen şu kaynak dosyasına bakalım. Resmi yükleyin diyor. Şurada 128 yapın diyor. Tabii şurayı canvas size'ı artık 128'e 64 diyelim. Resim biraz bozulacak. Yapacak bir şey yok. White diyelim şuna. 128 orijinal. Scale to fit. Keeping. Şu. Tamam. Bunu da yaptık. Buradan da horizontality seçmiş. Sitede. Acaba burada resmi mi alamıyoruz biz? Şöyle. Yok. Başka bir resim alalım. Evet, mesela ben kendi resmimi koydum. Burada bakın. Görüntüle de olabilir tabii böyle şeyler. Bunu aldığımız zaman ne verdi bize? Bakın, bu biraz fazla büyük oldu. Orijinalliğini bozdu. O zaman şöyle yapalım. Şunu silelim, şunu silelim, bunu silelim. Bize çıktı, vermiyor muhtemelen.
tekrar bir seçim işlemi yapalım, gelecek mi? Geldi. Şimdi bunu 128'e 64 olarak ayarladık. Preview böyle. Şunu silebiliyor muyuz? Bunu silmeye izin vermiyor. Tamam, kalsın. Buradan herhangi bir ayar yapıyor muyuz? Bakalım. Output kısmında Plain Bytes diyoruz. Evet. Horizontal şunu seçtik. Generate Code. İşte bize kodlar geldi. Peki bu kodları nereye koyacağız? Bu kodları da şimdi şurada uygulamanın size gösterdiğim siteye geldiğim zaman şurada yukarı çıktım. Alt tarafta örnek kodlar var. Bakın, o gelen kodlara buraya yerleştireceğiz. Hemen deneyelim. Copy dedik. Buraya geldik. Yeni bir dosya oluşturalım. CTRL-V yaptık. Şimdi şu kısım beni ilgilendiren kısım. Hemen geldim. Bana verdiği kodları şöyle kopyaladım. Tekrar Arduino'ya döndüm. Bakın, şu iç tarafı değiştiriyoruz. Yapılan işlemler burada süslü parantez içerisinde olacak. Şuradan başlatıyorum. CTRL-V dedim. Şimdi bunu bir yükleyelim. Bakalım bize ne gibi bir çıktı verecek. Şimdi orada bir sıkıntı olabilir. Bu olabilecek sıkıntı bu generate sayfasındaki, yani araç sayfasında, şurada da bir şey vardı. Bundan kaynaklanabilir. Hemen bakalım. Derleme işlemi bitsin. Yani inşallah şunu almamıştır bizim için. Şunun preview'ini almamıştır. Çünkü biz burada iki tane kullandık. Başlıksız bir file. Bunu nedense silemiyoruz. Bakın, bunu sildik. Şurada. Şunu tekrar seçelim. Burada bir hatayla karşılaştık. Tabii şurada iki farklı kod oluşturmuş. Öncekini de silelim. Şu. Aynı bahsettiğim olay. Oradan her ikisi için de kodları almış. Yani hem boş olan hem dolu olan için. Bir bunu alıp deneyelim bakalım. Tekrar şuraya baktığım zaman ne yapmış oluyor? Burada bir preview, yani ön izleme var. Bir de benim eklediğim 128'e 64 var. Bunun her ikisini de alıyor. Dolayısıyla ekranda biz herhangi bir çıktı göremedik. Tekrar geldik, bekliyoruz. Bir yandan şunu da kontrol ettiğim zaman şöyle, yani bu ikisinin de kodlarını eklediğini düşünün. Bakın şurada. Başlıksız dediği. Evet, yükleme tamamlandı ancak yazdıramadık. Bize herhangi bir çıktı vermedi. Coming up Iron Man yazdı. Şu an yazılar kayıyor. Bakalım. Evet, bakın gördüğünüz gibi şu anda şurada benim kendi yüklediğim Iron Man resminin geldiğini görüyorum. İşte bu tarz uygulamalar yapabilirsiniz. Yani böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. İnternette bununla ilgili gerçekten güzel araçlar var. Dinlediğiniz için